El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Min şeytan hocam Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir güzelliği paylaşmak üzere Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirini yapmak üzere. Rahat Suresinin 34. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lehum azabun fi'l hayatid dünya ve le azabil ahireti eşak ve ma lehum minallahi min vak. Vakın. Kelimeler lehüm onlar içindir, onlar için vardır. Azabın bir azap fil hayatet dünya, dünya hayatında. Ve le azabil ahireti ve elbette muhakkak ki ahiret azabı da. Eşakku ahiret azabı, eşakku daha güç, daha meşakkatli. Ve malihum ve onlar için yoktur. Minallahi Allah'tan min vakin koruyuculardan bir koruyucu. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Lehum azabun fil hayatet dünya. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ve le azabil ahireti eşakku. Ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Daha da azap vericidir. Ve mâ lehum minallâhi min vâkın. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan yani Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Kim bu insanlar? 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların vasıflarını veriyor. Onlar Allah'a ortaklar koştular diyor. Onları atlara çağırın da davete icabet edemeyeceklerine, edebileceklerine bakın diyor Allah Teala. Küfredenlere kurdukları düzenler hoş gösterildi diyor. Bu standartlardaki insanlar söz konusu. Onlar için dünya hayatında bir azap söz konusu diyor. Vardır diyor Allah Teala.
ve ahiretin azabı ise daha da şiddetlidir. Kim bu insanlar? Bu insanlar tek bir cümleyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Aralarında putperestler var, aralarında çeşitli insanlar var. Ama bir vaka var ortada. Hem dünyada azap onların, hem ahirette azap onların. Zaten bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikten sonra onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değil. Burada da aynı minval üzere insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hem dünya azabına muhatap oldukları hem de ahiret azabına muhatap oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse dünyada onlar için bir mutluluk yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan Allah'ın velisi olamaz. Olamazsa üçüncü cennetin sahibi de, birinci cennetin sahibi de olamaz. Dünya hayatından da hiçbir mutluluğu yakalayamaz. Dünyada da azap onların, ahirette de azap onların. Bu Ra'd suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ahirette de dünyada da azaba muhatap kılınacakları ifade ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmıştı bizleri? Mutlu olmamız için. Ama burada gördüğümüz ne? Buradaki insanlar mutsuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları dünyada da azaplandırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cennete girmeleri de imkansız. Ahirette de azaplandırıyor. Her ikisinde de bu insanlara azap var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun. Ve Ra'd suresinin 35. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Meselül cennetil leti ve ay del muttekun. Tecri min tahtihel enhar. Ukuluha daimun ve zilluha. Tilke ukbellezinet tekav. Ve ukbel kafirinen nar nar. Allah Teala buyuruyor meselül cenneti elleti, o cennetin örneği, durumu gibi vuide el muttekin, takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu. Teci akar min tahtiha, onun altından el enharu, nehirler akar. Ukuluha, onun meyvesi daimin, süreklidir, daimidir. Ve zillaha, ve onun gölgesi, o da süreklidir. Tilke, işte bu ukba ellezine ittekav, takva sahiplerinin sonu, akıbeti, ukbası işte budur diyor Allah Teala. Ve ukva el kafirin, inkar edenlerin sonu ennaru, ateş. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Meselül cennetilleti vuidel muttekun. Muttakilere vaad olunan cennet şunun 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 misalidir. Şöyle 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 olan şeyler gibidir.
Mezhulü cenneti leyti vudel muttekun muttekilere vaan olunan cennet misalidir. Tecri min tahtihel enharı, onun altından nehirler akar. Ukuluha daimin ve zilluha, ve onun meyvesi ve gölgesi daimidir. Tilke ukbelel ukbellezinettekav, işte bu takva sahiplerinin akıbetidir, sonudur. Ve ukbel kafirinen narı, ve kafirlerin sonu ateştir. Kafirlerin akıbeti ateştir. Diyor ki Allah Teala, muttakilere vaad olunan cennet, altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bir bahçe gibidir. İşte bu takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Allah Teala 34. ayet-i kerimede cehenneme dünya hayatında da azap olduğunu söylüyor, ahiret hayatında da azap olduğunu söylüyor. Allah'a karşı onları koruyacak da yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o insanlar ki azaplarından bahsediyor Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimede de hem cennetin sahibi olan takva sahipleri ifade ediliyor, hem de kafirlerin sonundan da bahsediliyor. Şimdi Allah Teala burada iki unsur olarak bir takva sahiplerini vermiş, bir de kafirleri vermiş. Takva sahiplerinin misali altından nehirler akan ve meyvesi de gölgesi de daimi olan cennetlerdir diyor. Ve Allah Teala diyor, işte bu takva sahiplerinin sonudur. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Kimdir takva sahibi? Bundan sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşandır. Birinci aminler takvası, ikincisi müminler takvası. Kimdir takva sahibi? Fizik vücudunu Allah'a ulaştırandır. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edendir. Evvap takva, evvaplar takvası. Kimdir takva sahibi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edendir. Muhsinler takvası. Kimdir takva sahibi? Nefsini Allah'a teslim edenlerdir. Ahsen takva. Muhlisler takvası veya. Kimdir takva sahibi? İrşada ulaşanlardır. Kimdir takva sahibi? İradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de kıyametten sonra altına ırmaklar akan cennetlere konulacaktır. Hem gölgesi daimi olan, hem de meyvesi daimi olan
altından ırmak bırakan cennetler. İşte takva sahiplerinin gidecekleri yer orasıdır diyor. Peki ya kafirler? Kafirlerin sonu ateştir. O ateş kelimesini hatırlayacaksınız. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ne diyordu? Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor buradaki gibi. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi kafir hüviyetinde. Neden? Çünkü kalplerinde iman kelimesi yok. Öyleyse iki nevi insan örneği veriliyor. Takva sahipleri ve kafirler. Takva sahipleri yedi kademe oluşturuyor. Kafirler kimler? Birinci ve ikinci basamağı işgal edenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve tabiatıyla kalbinde hep ebediyen küfür yazılı olarak kalacak olanlar. Ve 36. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمْ مُلْ كِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِي اِلَيْهِ اَدْعُ وَاِلَيْهِ مَعَى. Ve 36. ayette Allah Teala diyor ki kelimelerde vellezine ve o kimseler ateynahum onlara verdik. El kitabe kitap yefrehune sevinirler ferahlanırlar. Bima unzile indirilen şeye ileyke sana. Ve minel ahzabi ve taraflardan, gruplardan, hiziplerden en yünkürü inkar eden kişiler. Ba'dahu onun bir kısmı kul de ki innema sadece yalnız umirtu ben emrolundum bana emredildi en abuda Allah'a en abudallah'a benim Allah'a kul olmam emredildi ve la işrike ve ben şirk koşmam. Bihi ona Allah'a ileyhi ona edu ben davet ederim. Ve ileyhi ve ona o meabım dönüş yerim dönüşüm sığınağım. Şimdi kelimelere bakıyoruz.
وَالَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ve kendilerine kitap verilenler يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ sana indirilene sevinirler. وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ ve gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere minel ahzabi diyor, ahzabi hizipler, gruplar. Badehu bir kısmı. Kul innema umirtu en abudallahi. Şöyle de, ben yalnızca Allah'a kul olmakla emrolundum. Ve la üşrike bihi ve ona şirk koşmam. İleyhi edu, ben ona davet ederim. Ve ileyhi meabi, ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım. Dönüşürüm. Ve dönüşüm onadır. Yani meabım, sığınağım, dönüşerim odur. Burada Allah-u Teala birçok konudan birden bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala diyor ki, onlara de ki, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma üşrike bihi. Ona, Allah'a
Şirk koşma. Şimdi öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı emir açık bir emir. Allah'a kul olmak. Ne diyor Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde? Ben insanlara ve cinlere, ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları ve cinleri sadece Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabiatıyla aynı emri vahyediyor. Bana kul olacaksın diyor. Onunla emrediyorum seni diyor. Yani bunu söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Allah'a kul olmamış. Ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya kul olur? Kulluğun düşünce platformunda başlangıç seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kuvvedeki düşünce seviyesindeki Allah'a kul olmaktır. Sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesi başlar. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlar. Üçü de Allah'a kul olmak üzere fiziki standartlarda harekete geçmişlerdir. Artık Allah'a kul olma olayı net olarak başlamıştır. Sonra ruh Allah'a ulaşır, Allah'a kul olur. Sonra fizik vücut şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlemez. Sonra da nefs daimi zikre ulaşınca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. En sonra da irade Allah'ın iradesine bağlanır. O da Allah'a teslim olur. Her birisi o sistemlerin Allah'a kul olmasıdır. Ruhun kulluğu 21. basamakta, fizik vücudun kulluğu 25. basamakta, nefsin kulluğu 27. basamakta, iradenin kulluğu 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Öyleyse Allah'a kul olmakla emrolundum diyor. Kur'an bütün insanları zaten Allah'a kul olmayı emrediyor. Farz kılıyor. Ve şirk koşmamak da kul olmanın faktörlerinden bir tanesi. Ve Allah-u Teala'nın bir ifadesi vardı Fusilet 33'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben ona davet ederim diyor. Allah'a teslim olup Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. Ben ona davet ederim diyor. Allah'a davet ederim. Ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. İstikamet anlamına söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizaynda ne görüyoruz? Allah Teala'nın
buradaki muhtevaya baktığımız zaman adeta Kur'an-ı Kerim'in özetini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler diyor. Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, yani Hristiyanlardan da Yahudilerden de bir kısmı sana indirilene sevinirler diyor. Çünkü kendi kitaplarında yazılı olan aynen Kur'an-ı Kerim'de de var. Yetmez, o sevinenler zaten kendi peygamberlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar gelen zaman parçası içinde hep tabi olarak gelmişler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ne yapıyorlarsa, Hristiyanlardan da küçük bir grup, %10'dan daha azı Hristiyanların, Yahudilerden de, Musevilerden de %10'dan daha küçük bir grup, toplam Musevilerin %10'undan daha küçük bir grup, bu insanlar tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaptığını yapıyorlar. Onlar gibi namaz kılıyorlar, onlar gibi zekat veriyorlar, onlar gibi zikir yapıyorlar. Ve Allah'a kimisi ulaşmış, kimisi ulaşma yolunda. Bu ayet bize açık bir şekilde kendilerine kitap verilenlerin bir kısmının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilenlere sevindiğini söylüyor. İndirilen ne? Allah'a kul olmak indiriliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'a şirk koşmamak emrediliyor. Ve Allah'a davet etmesi emrediliyor. Ve ifade ediyor ki sen bize döneceksin diyor Allah Teala, ruhunu bana ulaştıracaksın. Benim dönüşüm onadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerime açık ve kesin bir Kur'an muhtevası taşıyor. Sanki Kur'an'ın bütünü anlatılmış gibi. Evvela bu ayet Rad Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi bir açıdan çok önemli bir ayet-i kerime. Dinlerin birleştirilmesi istikametinde özel bir önemi var. Rad 36. Kendilerine kitap indirilenler, kitap verilenler sana indirilene sevinirler diyor. Çünkü onlar da sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamakta oldukları hayatın aynını onlar da zaten yaşıyorlar. Bunlar Museviler Hazreti Musa'dan o güne kadar gelen gelenekleri aynen devam ettirmişler. Hazreti Musa'nın yaptıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarının aynı olduğunu ifade ediyor bu ayet-i kerime bize. Sevinirler. Yani onlar kendilerinin yaptığı gibi sahabenin de yaptığını gördükleri zaman kendi kavimleriyle anlaşmazlıkları var o insanların. Çünkü Hristiyanların büyük kısmı unutmuşlar dinlerini. Birden fazla Allah'a inanmışlar. Ruhul Kudüs, Hazreti İsa'da Allah'tan başka Allah'lardır, Tanrılardır diyorlar. Ve Hazreti İsa'nın söylediklerini unutmuşlar.
Hazreti İsa'nın yaşantısını unutmuşlar. Unutmayanlar, Hristiyanlar arasında unutmayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bu hakikatlerden sadece sevinç duyuyorlar ki kendi hayatları da onun aynı. Ama Hazreti Musa'ya tabi olan Yahudilerin de, Musevilerin de küçük bir grubu aynı şeyleri yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hususları. Ve inkar edenler de var bunların arasında. Bu ayet Allah'a kul olmaktan, Allah'a şirk koşmamaktan ve Allah'a davet etmekten Allah'a sığınmaktan bahsediyor. Rahat suresinin 36. ayet-i kerimesi Kur'an kavramlarının birçoğunu muhtevasını alan özel bir ayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'ın temellerini bu ayet veriyor ve Hristiyanların da Yahudilerin de bir kısmının sahabeyle aynı standartları paylaştığını net olarak ifade ediyor bize. Öyleyse dinlerin birleştirilmesinde bu ayet önemli bir yer tutuyor. Ra'd suresinin 37. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelnahu hukmen Arabiyya ve le inittebaa te inittebaa te ehvaehum ba de ma caeke minel ilmi مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَقْ ve kezalike kelimeler ve kezalike işte böyle böylece enzelnâhu onu biz indirdik hükmen bir hüküm olarak arabiyen Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ve le in ittebate in ittebate ve elbette ona tabi olursan ona ittiba edersen ehva ehüm onların hevalarına heveslerine tabi olursan ittiba edersen uyarsan bade sonra مَا جَاءَكَ sana gelen şey مِنَ الْمِ sana gelen ilimden bunca şeyden sonra onların hevalarına tabi olursan مَا لَكَ senin yoktur مِنَ اللّٰهِ Allah'tan مِنْ وَلِيِّنْ bir veli, bir dost وَلَا وَاقِنْ bir koruyucu
Ve kezalike enzelnahu, işte böyle onu indirdik, hükmen arabiyen, Arapça bir hüküm olarak. Ve le inittebate ehvâhüm, ve onların heveslerine tabi olursan eğer, bâdema câike minel ilmi, sana sana ilim geldikten sonra sana gelen bunca ilimden sonra veya sana gelen ilimden sonra nâleke minallâhi min mediyyin, elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve lâvâkın, ve bir koruyucu yoktur. Vak. Vak kelimesi vikaye etmekten geliyor. Vak, vikaye eden, yani koruyan demek. Sana ilimden bunca şey, sana ilimden bunca şey geldikten sonra aleyke minallahi min veliyin, senin için yoktur Allah'tan başka bir dost, bir koruyucu. Ve la vakın, vikaye eden, koruyucu da yoktur. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getirelim. İşte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra onların heveslerine tabi olursan eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Sana gelen bunca ilimden sonra eğer onların hevalarına, heveslerine tabi olursan
Elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur diyor. Bir başka ifadeyle hiç kimse seni koruyamaz. Hiç kimse, Allah'tan başka hiç kimse senin dostun olarak yoktur. Öyleyse şimdi iki tane gruba dikkatle bakın burada. Birinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ne indirmişse ona seviniyorlar, Hristiyanlardan da Yahudilerden de. İkinci grup sevinmiyorlar, karşı çıkıyorlar. Birinciler o güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe ile birlikte yaşayanlar, onların yaşadığı hayatı, tasavvuf hayatını, İslam'ı yaşayanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durum söz konusu. Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdik diyor ve bir hüküm olarak indirdik diyor. Burada hükmümüz var bizim diyor. Ne hüküm verdiysek ona itaat edeceksiniz diyor Allah Teala. Ve sana da diyor ilimden bunca şey geldikten sonra eğer sen onların heveslerine tabi olursan o zaman senin için Allah'tan başka bir dost eğer koruyucu bulunmaz diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime Rahat suresi Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve lekad erselna rusulen min kablike ve cealna lehum ezvacen ve zürriyeh ve ma kâne li resûlin en yetiye bi ayetin illa bi iznillah li külli ecelin kitab diyor ki Allah Teala kelimelerde ve lekat ve andolsun erselna biz gönderdik rusulen resuller gönderdik min kablike senden önce ve cealine ve kıldık lehüm ezvacen onlara eşler kıldık. Lehüm ezvacen onlara eşler ve zürriyeten ve zürriyet nesil çocuklar. Ve mâ kâne ve değildir, olmaz. Bir Resulün, bir Resul için en yetiye bir getirmesi, ayetin bir ayet, bir mucize, bir ayet. İlla den başka ancak olmaksızın olmadan Allah'ın bi iznillahi Allah'ın izniyle. Biiznillahi Allah'ın izniyle li külli ecelin her zaman için vardır kitabın bir kitap
ve cümlecikler. وَلَّكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا Ve onlara da eşler kıldık. Ve zürriyeten ve zürriyet çocuklar kıldık. Ve mâ kâne li resûlin bir resul için olmaz. En yetiye bir ayetin bir ayet, bir mucize getirmesi illa bi iznillahi Allah'ın izni olmadıkça, olmaksızın. Olmaksızın. Likilli ecelin kitabın her zamanın bir kitabı vardır. Allah Teala buyuruyor cümleciklerde her zamanın bir kitabı vardır ve bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik onlara da eşler ve zürriyet çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet, bir mucize getirmesi olmaz. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah Teala bütün zamanlarda kitaplar indirmiş peygamberlerine. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra hepinizden sonra bir Resulüm gelecek. Mehdi Resul'den bahsediyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz vermenizi, misak vermenizi ve dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum diyor. Bana söz verdiniz mi ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize ve dilinizle de ikrar ettiniz mi? Diyor, onlar da ikrar ettik diyorlar. Birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimede Allah Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Her nebinin şeriat kitabı kendisinden sonra gelen şeriat kitabına kadar geçerlidir. Ondan sonraki devre o yeni gelen kitaba aittir. Yani Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e verdiği şeriat kitabı Hazreti Musa'ya kadar geçerli olmuş. Hazreti Musa'ya verdiği şeriat kitabı Hazreti İsa'ya kadar geçerli olmuş. Hazreti İsa'ya verdiği şeriat kitabı
Kur'an'a kadar geçerli olmuş. Ve Kur'an kıyamete kadar geçerli konulmuş. Çünkü Kur'an'dan sonra başka bir nebi gelmeyeceği için başka bir kitabında, başka bir şeriat kitabında gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Onun için Allah-u Teala bu açıdan olaya baktığımızda böyle görünüyor. Ve onun için diyor ki her devrin bir kitabı vardır diyor. Son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabı da bütün zamanların sonuna kadar hükmünü koruyacak manası çıkıyor bundan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ancak uygun görürse bir Resul'e ayet indirmeyi, ancak Allah'ın izniyle ayet iner. Ve bu muhtevada Allah-u Teala burada nebi kullanmıyor, Resul kullanıyor. Öyleyse bu ayetten çıkan mana kavimlerdeki Resullere de Allah-u Teala ayet indirebilir. Ama onlar nebi olmadığı için onlara inen ayetler, onlara inen sureler hiçbir zaman bir şeriat kitabı hükmü taşımaz. Ve ama o kitaplar bulundukları devirdeki sohbet kitabı hüviyetinde olabilir. Şeriat kitabı hüviyetinde hiçbir zaman olması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir muhteva daha burada tamamlanıyor. Rahat Suresinin 38. ayet-i kerimesiyle. Bir noktaya ulaştık. Bir yeni dersimiz burada inşallah tamamlandı. Kitaplar konusunda Kur'an'ın en önemli ayetlerinden birisini açmış olduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.